Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü ve Muhammedu ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. La ilahe illallah alimul kerim. La ilahe illallah aleyhul azim. La ilahe illallah rabbus semavati ve rabbul arşin azim. Rabbi şirah yasirli ve yasirli emri ve rahmi mutlaten min lisani yakuhu kavli ve ukezzuzlu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Kale Allahu Teala bi kitabihi kerim. Bismillahirrahmanirrahim. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببعده وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغلو والآصال. صدق الله العظيم. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Değerli kardeşler. Bir zaman Allahümme barik lena Recep ve Şaban ve bellimna Ramazan. Rabbim Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle, bereketli kıl bizi Ramazan'a ulaştır. Elhamdülillah Rabbim Ramazan'a ulaştır. Şimdi artık üçüncü devresine giriyoruz. Evveli rahmet diye başlamıştık ya, inşallah sonradan cehennemden azat olsun. Bugünlerde Allahümme ezzinna bidanlar ya da vakina azabınlar ya da Türkçesiyle Allah'ım bizi cehennem azabından koru, bizi cehenneme düşürme diye çok dua etsek iyi olur inşallah. Bu okumuş olduğum ayet-i kerimeler Rahat Suresinin 28. ayet-i kerimeden itibaren devam ediyor. Estağfurullah, bir biraz sayfayı çeviriyor, değil mi? Farkına var mı? 13. ayet-i kerimeyi aşağıya koyduk, kaç ayet-i kerime okuduk. İnşallah bu ayet-i kerimelerle Rabbimizi tanımaya, sevmeye ve O'na kulluğumuzu yenilemeye gayret edeceğiz. Yukarıdaki ayet-i kerimeleri anlattıkça hep söylemiştik, bu sefer sözü uzatmadan amacı dikedip geçelim. Allah Celle Celaluhu surenin başından belli kendisini tanıtıyoruz. Kendisini tanıt. Allah'ı tanıyan, Allah'ı bilen, sevmemek mümkün değil, Allah'ı sever. Sevdikten sonra da gönlüne girmek, sevgisini kazanmak, rızasını kazanmak ister. Dolayısıyla onun emirlerine itaat eder. Haramlarından kaçar. İçini dışını güzelleştirir, ahlakını güzelleştirir. Çünkü yukarıdan belli ayet-i kerimeler Allah Celle Celaluhu'nun her şeyi bildiğini, her şeyi duyduğunu, gizli açık ötelerde verilerde, yanında ya da uzağında hiçbir şeyin ondan gizli kalmadığını söylüyor. Zira her şeyi yaratan O'dur. Her şeye, her an rızkını veren ve hayatiyetini, varlığını sürdürmesini sağlayan O'dur. Her an, her mahlukunu bilmek durumundadır. Böyle olunca Allah Celle Celaluhu karşısında insan
oturmakta, durmakta, yürümekte, konuşmakta veya susmakta. Biz canlı olarak gördüğümüz insanlarda biraz daha fazla etkileriz. Arkadaşlarımız arasında serbest oluruz. Normaldir. Beyler, ahbap, tasbutun, adab demişler eskilerde. Ahbap arasında adab biraz düşer. Ama babanızın yanında, hocanızın yanında, yaşlı ihtiyarların yanında ayağını uzatamazsınız. Yan gelip yatamazsınız. Ama ahbap arasında olur böyle şeyler. Eğer bir insan Allah Celle Celaluhu'nun karşısında oturduğu babası gibi, karşısında oturduğu hocası gibi değil, daha yakın, şah damarından daha yakın olduğunu iman etse ve kesin inansa ve bilse, hiçbir yerde ayağını uzatamaz, yatamaz. Ama Allah izin veriyor. El emru tavkale edep derler. Emir edeple üstündür. Babanızın yanında ayağını uzatabilirsin oğlum. Hocanız işte rahat otur oğlum derse rahat da oturursunuz. Çünkü onların emri sayılır. Allah Celle Celaluhu da bu emri vermişti bize. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ O Müslüman kullar Allah Celle Celaluhu'na iman etmiş ve onun rızasını kazanmış, bunun için çabalamış olan kullar Cenab-ı Allah'ı sürekli anarlar, zikrederler, hiç unutmazlar. Zikretmek, hatırlamak, anmak, unutmamak demek. Her an Allah ile beraber olduklarının bilincindedirler. Kurma Allah, Allah ile ol. Hiçbir zaman yalnız değiliz. Ama insansın, devamlı ciddiyetle veya bir şekilde oturmaktan da yorulursun. Onun için Allah izin veriyor. Zikrinizi ayakta da yapabilirsiniz, yürüyorken de yapabilirsiniz, otururken de yapabilirsiniz, yatarken de yapabilirsiniz. Yani hem Allah'ın huzurunda yan gelip yatabilirsiniz, hem de bir yandan da Allah'ı zikredebilirsiniz. Yattığınız yerden, zikir olur mu? Kur'an okunur mu? Okun. Abdestli Kur'an okunur, okun. Abdestli Kur'an'ı el sürülmez. Bizim meselemiz budur. Son zamanlarda bir zararı yok. Abdestli Kur'an'ı el sürülür, günüp de el sürebilir. Maksatını okuyup anlamak diyorlar. Biz bu son zamanlar hocalarını bu sözlerini kabul etmiyoruz. Öteden beri fıkıh kitaplarımızda yazılan kadim görüşü muhafaza ediyoruz. Bize de muhafazakar diyorlar. Evet, bu cihette muhafazakar ederler. Yoksa muhafazakarlık bu düzeni muhafazakarlığı olarak asla bakarsa kabul etmiyor. Her neyse, neden nereye geldi? Allah'ı bilince insan haşyet eder. Hocam haşyet edince de efendim böyle olur, evet böyle olur ama Allah olmamasını dilemiş ki bize biraz gaflet vermiş. Gaflet, gaflette olduğumuz için Allah'ın huzurunda devamlı ya secdede ya diz üstü oturmuyoruz. Gaflet bizi yürüyor, gaflet bizi kurtarıyor, gaflet bizi yaşatıyor, yiyoruz, içiyoruz, arkadaşlarla bir araya geldiğimiz yürüyoruz, oynuyoruz. Gaflet sayesinde elhamdülillah her şeyin ortası makbul. Gafletin de ortası dengelisi makbul. Çok aşırı gaflet olursa yiyemezsiniz, içemezsiniz, evlilik yapamazsınız, çocuğa bakamazsınız, yakanızı yıkarsınız, daha başlarına giden Allah dersiniz, kalbiniz dayanmaz, çatlar, ölürsünüz zaten. Yaşanmaz. Ama gaflet çok olursa bu sefer yerleri ve gökleri yaratan Allah'ı unutursunuz. Rızkı veren Allah'ı unutursunuz. Ekmeğini yer, suyunu içer, Allah'ı küfreder ya da isyan eder. Bu da yok. Ortası var. Hayrı umuri evsat olan. İşlerin vasat olan, orta olan mahluktur. Ahlak da budur. Gaflet. Her şey böyle. Öfke kötüdür deriz. Öfke kötü bir şey değil aslında. Miktarını ayarlamazsa insan kötüdür. Öfke lazım. Öfke güzel. Irzına saldırırlar, öfkelenirsin. Dinine saldırırlar, öfkelenirsin.
Hayvanlar ne farkın var senin? Ama bir de aşırı da olmayacak değil mi? Her gördüğüne çat, her kafan bozulduğunda pat. Bu da öyle değil. Yemen kızı fazla olmuş diye avratla kavga et, ayıp ya. Yani öfke de lazım değil mi? Denge de var. Her şeyi dengede, vasat, orta yolunda tutarsanız görürsünüz ki Allah kainatta abes şey yaratmamış. Abesle iştigal etmemiş, yaratmamış. Yılanın da, solucanın da, çekirgenin de, mikrobun da bir vazifesi var, bir güzel taraf. İşte böyle. Rabbimizi bilirsek ona severek kulluk ederiz. Niye bilmiyorum? Bizim dışımızdaki bütün kainat Allah Celle Celaluhu zikrediyor, tesbih ediyor, onu anıyor, onu noksan sıfatlardan tenzih ediyor. Ve yüsebbihu tesbih eder. Subhanallah de. Sen subhansın Allah'ım de. Yani sen sana layık olmayan acizlik, kusurluk, eksiklik, noksanlık, cahillik vesaire gibi her türlü kötülüklerden, eksikliklerden uzaksın Allah'ım. Sen kamil misin, kamilsin Allah'ım. Bu Allah'ı zikirdir ve çok güzel bir zikir. Siz de bir kere Sübhanallah deyin. Yerim altıyla üstü yedi kat yerim altını doldurur diyor Peygamberimiz. Ne duruyorsunuz? Deyin durun yani. Sübhanallah ve bihamdihi deyin bir kere. Cennette bir ağaç dikmiş olursunuz diyor. Garanti gidecek, gölgesinde oturacak, meyvesinden yiyecek. Ne duruyorsunuz? Allah'ı zikredin de var. Uzkurullaha zikren kethira. Hem de çok çok zikredin Allah'ı. Her otururken Bismillah deyin, kalkarken Bismillah deyin, girerken meclise selamun aleyküm, çıkarken selamun aleyküm deyin. Konuştuğu zaman Allah için konuşun. İş yaparken Allah için ve şer-i şerifin yani helal ve haramın ölçüleri içerisinde yapın, işiniz ibadet olsun. Neden bu işi böyle yaptın? Ben biliyorsun bu işi böyle yaptın çünkü Allah böyle istiyor. Böyle böyle haram istemiyor benden. Bu bir Allah'ın zikirdir, bu fiili bir zikirdir. Zikir kalbi olur, zikir dilden olur, zikir işle olur, zikir huyla olur, halde olur. Elvâ-i kesin zikrullah. Bir insan Müslümanca yaşarsa hayatı boyunca zikirledir. Bu iş neden böyle yaptın? Allah demiyor. Soranlarsa Allah böyle buyurduğu için öyle yaptın. Her işinden veya her kertinden sevap olur. Namaz kıldığı sevap alır. İnsanlara selam vermek, güler yüzlü tatlı dilli olmak sevap alır. Muhtaçlara yardım etmekten sevap alır. Sıkıntıyla kaçmış ülkesinden aranıza sığınmış olan kardeşlerinize, muhacirlere destek verir, sevap alır. Dertleriyle ilgilenir, sevap alır. Sıkıntısının sıkıntısını gidermekle sevap alır. İçkiyi terk etmekle sevap alır. Göreceksiniz yarın ahirette, terazinize öyle sevaplar konacak ki, la bu nereden geldi de bunu işlememiştim diyeceksiniz. Neden o? Çünkü nefsiniz çarşı pazardaki mikropları gördü, kabardı, zina etmek istedi, engel oldunuz, yapmadınız. Allah için yapmadınız. Yoksa cebinizde para, içinizde istek vardı, yapmadınız. Bunun dağlar gibi sevabı var. Teraziye koyunca siz de şaşıracaksınız. Allah için içki içmediniz. Allah için kendini öven insanların yanında, dedikodu gıybet yapan insanların yanında katılmak istiyorsunuz. Siz de ama haram diyerek kendinizi tutuyor. O da sizde oturup vakit geçip hoşunuza gitti halde çekip gidiyorsunuz icabında susturamazsanız. Bu terkinizin var ya öyle sevapları var ki hırsızlık yapmadığınız için sevap alacaksınız. Adam öldürmediğiniz için sevap alacaksınız. Ne alakası var demeyin. Çünkü siz adam öldürmenin haram olduğuna iman ediyorsunuz. İman ettiğiniz an otomatik bir sevap aldınız. Din ya da insan
İşte böyle mübarek hisse. Allah katında insan çok saygıdır, çok hürmete sayar. Lekad kerremle beni Adem. Biz beni Adem'i mükerrem kıldık diyor. Bu Allah zikredilmez mi? Bu Allah tesbih edilmez mi? Bu Allah övülmez mi? Sana her şeyi yaratıp verdiği gibi, sana her şeyi öğreten, seni cehalet karanlıklarında koymayan Allah sevilmez mi? Övülmez mi? Tesbih edilmez mi? Zikredilmez mi? Olmazsa çok ayıp. Olmazsa çok ayıp. İçki içmek haramdır diye iman etti. Çünkü ayet-i kerime var. Biliyor musunuz? Bu imandan dolayı, sadece bu imandan dolayı kaç kırat inşallah cevap kazanacağız? Kazanacağız. Yapma değil, imandan sevap kazanacağız. Namazı daha kılmadık. Namaz üstümüze farzdır imanından. Namaz kılmak kadar sevap kazanacağız. Çünkü kalbin ameli, vücudu amelinde, yani görünmez amel, görünen amelden çok daha ihlaslı ve kıymetlidir. Göreceksiniz. Namazın farz olduğuna iman etmenin başlı başına bir sevabı var ve bu size ihsan edilecek. Lütfun ne kadar büyük. İnsanı ne kadar seviyorsun. Hazreti Nuh gibi bir peygamberi 1000 sene yaşattın. 3-5 sene adam Müslüman olduğu halde 1000 sene davet ettirdin. Gecede davet ettirdin, gündüzde davet ettirdin. Kalabalıkta davet ettirdin, tenhada davet ettirdin. Açıktan davet ettirdin, gizli davet ettirdin. Canları cehenneme demedin. Tam 1000 sene bir peygambere darbelemez kafirlere hizmet ettirdin. Nedir bu insanın kıymeti ey Allah? Allah kafirden bile vazgeçti. Ey Müslümanlar, sizi sevmiş, size iman nasip etmiş. Siz Allah'tan nasıl geçersiniz? Nasıl zikretmezsiniz? Sabah akşam çok Allah'ı zikretmemiz lazım. Hani dervişlerin zikri olur. 1000 defa la ilahe illallah, 2000 defa la ilahe illallah diyeceğim bir günde. 5000 defa Allah diyeceğim. Bunlar başka. 100 defa la ilahe illallah vahdehu la şerike le lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdü ve huve ala kulli şey'in kadir derseniz 100 günah silinir diyor Peygamberimiz. 100 sevap yazılır. Akşama kadar sevapta sizi kimse geçemez. Şeytana kalkan olur. Sevap sadece daha fazla getiren varsa o sizi geçer diyor. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. 100 kere bunu söyleyin. 100 kere la ilahe illallah ve vahdehu la şerike le. 15'er dakika sürmez. 3 ayetten kürsüdür Kur'an'ı hatmetmek gibidir. 4 defa kul ya eyyühe kafirin okuyun bir Kur'an'ı hatmetmek gibidir. 1 ayetten kürsüyü okuyun, melekler sizi korumak için sıraya girsin. Şeytan 1 ayetten kürsüye kürsün, evinize giremez. Allah yolunu yordamını göstermiş, size teşvik de etmiş, çok büyük mükafatlar da vermiş. Ama insan zaten ekmek gibi, su gibi Allah'ı zikretmezse hasta olur. Takattan düşer, ölür gider. Ölür gider. Zikirden kesilen ölür. Onun için kafirler farkında olmadan Allah'ı zikrediyorlar. Yüsebbihu lillahi ma fis semavati ve arz. Arza ve semada olan her şey Allah'ı zikrediyor. Ben gavurum diyor adam. Ben zikretmiyorum diyor, sen öyle zannediyorsun. İlim açılır, yarın görürsün. Senin kalbin de Allah diyor, damarın da Allah diyor, boğazın da Allah diyor. Haberin yok ki. Allah sana ses teli vermiş. Onunla konuşuyorsun. O ses tellerinin gitmesini ister misin? Hayır. Birisi ses teli hasta olunca doktor doktor dolaşıyor. Dolaşacaksın tabi. Neden? Çünkü her nefes alıp verişinde o nefes telleriyle sen Allah'a hu diyorsun. Nefes almayı ve hu demeyi bıraktığın an ölüm bitmişsindir. Kuşlar bile Allah'ı zikrettiği an kurşunu ya da taşı yer görür. Gaflete düşen ölür. Şehzade Sirazi öyle anlatıyor. Bir kervanla yola çıkmıştık diyor. Akşam oldurmalı verdik. Herkes kimi yemek, kimi ateş, kimi çadır kurma telaşına düştü.
Aramızda bir derviş vardı. Allah dedi, dünle ara vurdu, ben kaçtı diyor. Deli gibi bir hale düştü. Nasıl bir vers içerisindeyse, biz kendilerine zarar vermesin diye peşinden koştuk. Nihayet bir dere kenarında, bir taşın dibinde ağlarken bulduk. Derdin nedir derviş dedik. Söylemediyse de sonra ısrarla dedi ki, baktım kainatta her şey Allah'ı zikrediyor. Sadece kainatı kendisi için yarattığı, kainatı kendisinin emrine verdiği insanların kimisi yemek derdinde, kimisi yatak derdinde, kimisi çadır derdinde Allah'ı unutmuşlar gibi geldi bana. Sudaki balıklardan ses geliyor, Subhanallah diye. Kurtlardan, kuşlardan, ağaçlardan, taşlardan, çiçeklerden ses geliyor, Allah diye. Ama insanlar ses gelmiyor. Mürüvvet nedir bu dedi. İnsanlığını da unutamıyor. Allah'ı unutarak insanlık libasından çıkmıyor. İnsanlık libası iman ile kazanılır. Allah'ı bilmekle, sevmekle ve zikretmekle kazanılır. Yoksa insanın öküzden bir farkı yoktur. O da yer, o da içer. Onun da sindirim sistemi vardır. Onun da şehveti vardır. Mevsimi gelince atlar dişisine ortaya bir çocuk çıkar. Ömürler böyle gider. Bir koyun gibi, bir inek gibi, sıradan bir varlık gibi olmayalım. Çünkü Allah insanı mükerrem yaratmış. لَقَدْ خَلَقَ الْاِنْسَنَا فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ İnsanı en güzel biçimde yaratmış diyor. Ruhu da öyle, maddesi de öyle, fizyolojisi de öyle, iç aksamı da öyle. لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي اَذَنَا Biz beni Adem'e ikram ettik, mükerrem kıldık, saygın kıldık diyor Allah. Bunun şükrünü eda etmek lazım. Yerler ve gökler Allah'ı tesbih ediyor, zikrediyor. Ve yüsebbihu rahmu, rahmu tesbih ediyor. Rahm nedir? Gök gürlemesidir. Nasıl gök gürlemesi tesbih ediyor? Başka bir ayet diyor ki, yerlerde ve göklerde olan her şeyi Allah'ı zikrediyor. Fakat siz anlamıyorsunuz. Biz anlamıyoruz. Bizim kulağımız anlamıyor. Ama ehli kulak olan anlayın. Geçen dersimizde anlatmıştık. Gözün bir görebilmesi için ışığın belli bir dereceye ulaşması lazım. Kulağın belli seslerini duyması için belli bir frekansa erişmesi lazım. Altını da duymaz, üstünü de duymaz. Ama siz arınırsanız, nefsaniyetten çıkarsanız, yani helal et, iman ile salih amel eder, Allah'ın rızasını kazanır, çok çok zikr ile kendinizi inceltir, kalbinizi aydınlatır, paslarını siler giderir, orayı parlatırsanız gözünüz farklı şeyler görür, kulağınız farklı sesler işitir. Kainatı bambaşka görürsünüz. Eskiler işte buna keşif derlerdi. Adamın keşfi açılmış derlerdi. Keşfiniz açılır. Keşfiniz açılırsa rahat, yani gök gürültüsünün tesbihini anlarsınız. Ama anlamıyoruz. Ama biz Allah'a iman ediyoruz. Allah'ın sözüne iman ediyoruz. Kur'an Allah'ın kitabıdır. İman ediyoruz. Ve diyor Kur'an ve yusebbihu tesbih eder. Er-ra'du rahat gök gürültüsü bir hamdihi, hem de yanına hamdini koyarak Subhanallahi ve bihamdihi diyor. Ey mücrim kullar, biz de öyle söyleyelim. La ilahe illa hu. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallahi azim. İşte cennete bir ayet diktik. Senin söylemiş. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahi azim diyen cennete bir ağacı dikmiştir. Gök nasıl Allah'ı tesbih eder ve nedir bilmiyoruz. Ama evliya menkıbelerinde bunların çok hikayeleri var. Fakat zamanımızda geçiyoruz. Yoksa size örnek vermek isterim. Çağımızdan da. Ve melaiketu ve melekler de Allah'ı hamd ederek tesbih eder. Melekler de tesbih eder. Yerde gök gürültüsü tesbih eder. Min hifetihi, ona olan saygı, ona olan haşyettir, korku. Gök gürlemesi ona hamd ederek tesbih ediyor.
Melekler de korkusundan tesbih ediyorlar. Bu korku basit, adi, sıradan bir korku değil. Yani kendisine bıçak dayatmış adamın korkusu değil. Yanında durmanın korkusudur. Sevgiden kaynaklanan bir korkudur. Saygıdan kaynaklanan bir korkudur. Rahmetli babamla bir mahalleden gidiyorduk. O mahallede bir evliya vardı. Adını şimdi söylemeyeceğim. Maraş'ın da pek kıymetini bilmedi. Daha doğrusu kıymetini bilse de yani evliya olarak tanımadı. Büyük bir alim var. Şuradan gidelim. Bunu ziyaret edelim dedi. Ben hala bazen içime bakar. Babacığım lütfen bugün gitmeyelim. Neden? Ben işte gençlik icabı o zaman Yüksek İslam Üniversitesi'nde okuyordum. Talebeydim yani. Kolu kısa bir gömlek giymiştim. Ben utanırım. Kolu kısa gömlekle giymedi. Elhamdülillah ondan sonra kolu kısa gömlek giydim ve giymedim. Şimdi çok önemli. Yaşayarak göreceksin. Ben kimseye kolu kısa gömlek giymeyin demiyorum. Ama bir gün gelecek kolu kısa gömlek giymeyeceksiniz. İnşallah. Yoksa göbeğinizden yukarı açık deseniz de şeriat izin vermiştir. Ey erkekler! İşin bir adam tarafı var. Onun sonu gelmez. Ben o gün o hocamın ziyaretine kısa kollu gömleğim var dediğim için gittim. Bu korkudur. Korktum. Ama nasıl bir korku? Ona olan sevgim ve saygımdan bir korku. İşte böyle Allah'tan korkar. Ama başka türlü korku da girebilir derim. Cebrail, Peygamberimizle her buluştuğunda mahzun. Niye bu kadar mahzunsun dediği zaman şeytanın başına geleni gördüğümüzden sonra biz korkuyoruz dedi. Şeytan ki Allah'ı bilen, Allah'ın huzurunda, Allah'la konuşan, meleklerle beraber gezen uçan iblis. Nesline şeytan diyoruz. Ama ne zaman ki Allah Adem'e secde edin dedi, etmedi. Gururu, kibiri, enaniyeti ortaya çıktı. Allah'a isyan etti. Ve kovuldu ebediyen. Cehennemlik oldu. Bu vaziyeti görünce bizim ayağımız ne zaman kayar da kovuluruz. Endişesi ve korkusuyla yüzümüz gülmüyor. Ya Resulallah. Ama Allah ona Necm suresinde mutaun femme emin ayetlerini getirince ondan sonra kendisine itaat edilen meleklerin büyüğü efendisi bu mübarek aynı zamanda çok emin, çok güvenilir birisidir diye Allah Cebrail'i övdü ayetleri indirdiği günden itibaren Cebrail güler yüzdür. Allah'ın vaadine güvenmiştir. Muta'un semme emin. Bu eminlikten sonra korkmak lazım kardeşim. Yani ayağımızın kaymasından korkmak lazım. Çok kendine güven iyi değil. Şu kadar namaz, şu kadar orucum var demek Allah'a karşı iyi değildir. Ameli görmek vücut meydana getirir. Ameli görmek şöyle şöyle ibadetlerim var. Ben cennete gitmeyeceğim de efendim kim gidecek? Şu gavurlar mı? Şu namazsız abdestsizler mi gidecek diye ulu orta laf konuşmak çok dikkati isteyen bir şeydir diye dikkat etmek lazım. Dil bazen maksadını aşan sözler de söyler. Dil bazen cehaletini de ortaya sergiler. Bir vaiz vaaz ediyormuş. Öğretmen arkadaşlarla hep beraber gitmişler. İçlerinden birisi kürsüye çıkmış vaaz ediyor. Böyle anlatmış. Mevzu cehenneme gelmiş uzun boylu. En sonunda adam cehennemi anlatmış. Korkmak lazım geldiğinde anlatmış ve demiş ki sizi güldüreyim bari. Ne zannediyorsunuz demiş. Cehennem böyledir işte. Ben bile kendimden korkuyorum demiş.
cemaat içinde de ayıp olmasın diye dilimizi sürdürüyor. Ben bile kendimden korkuyorum. Ne demek ya? Allah Celle Celaluhu böyle dil sürçmelerinden ya da cahilane laflardan cümlemizi muhafaza buyursun. Ben ne demek? Ben bile ne demek? Sen kimsin ya? Koca koca veliler, koca koca alimler iki büklüm Allah'a dehalet ediyorlar. Bakma yüzümün karasına, ruh cezada. Bağışlar yüzü Ahmet Muhtar'a ilahi diye şiirler yazıyorlar. Yüzümüz yerde, Allah'tan korkacağız. Ama korkumuz kadar rahmetine de iman edeceğiz. Rahmetinin büyüklüğünü de bileceğiz. Korkumuz bizi yese düşürmeyecek. Basıp alıp yan gider, dedirtmeyecek. Korkacak ve Allah'a sarılacağız. Çocuk anasından bile korksa, yine anasının kucağına sığındığı gibi. Tefirru ilallah, Allah'a kaçacak, Allah'a sığınacak. Allah'tan merhametlisi yok. Geçen derslerimizde tövbe edeni nasıl günahını iyiler tebdil ettiğini, sonra bir veli kul olarak sevdiğini, tertemiz ettiğini anlatmış. Şimdi gök gürültüsü bile Allah'ın tesbih ediyor ey Müslümanlar. Melekler korkuyla tesbih ediyorlar. Ve yürsünüz sevâni bu, Allah yıldırımlar gönderiyor. Biliyor musunuz, yıldırımlar da Allah'ı tesbih ediyorlar. فَيُشِيْكُ بِهَا مَنْ يَشَىٰ Dilediğini o yıldırımlarla isabet ettiriyor, söndürüyor da Allah Celle. Bunun çok örnekleri var. Bu ayetlerin anlattığı olaylar var ama zamanımız geçti, anlatmayacağım. Çağımızda da mesela yıldırım esnasında böyle zamanlarda ağaç altına oturmayın, demir yanlarına oturmayın derler, minareleri, paratörlerini koyarlar falan. Allah Celle Celaluhu hiçbir şey tesadüfü olmadığını geçen haftaki dersimizde uzun uzun anlattı. Dilediğini, rastgele değil, dilediğini onunla cezalandırır ya da onun başına bir musibet verir. Yolun yücelerine fillah, Allah böyleyken kalkmış cahiller Allah hakkında tartışırlar. Mücadelede cidat, ağız kavgasına gidişirler peygamberi. Allah hakkında, din hakkında, şeriat hakkında. Allah'ı beğenmedi kelime. Allah'ı beğense kitabını beğen, kitabını beğense şeriatını beğen. Ama memlekette şeriat gelmesin, ne oluyor, neyi götürür? Ne demek ya? İslam rahmet. İslam'ın olduğu yerde herkes kardeş olur, kut kuzuyla. Ne kanından bahsediyorsun? Komünizmle mi karıştırdın sen geldiğinde milyonlarca insan öldürdü? Faşizmle mi karıştırdın sen İslam'ı? Geldiğinde binlerce insan öldürdü. Kapitalizm şu anda dünyayı kan akılamış yakmış cahil seni. Sen İslamiyet'in kapitalizmle mi karıştırdın? E Müslümanlar birbirine kesiyor. Neden? İslam'ı bilmiyorlar. Onun da sebebi sizsiniz. Ey kafirler! Bu Müslümanların dinini öğrenecekleri bütün kaynaklarını kurdunuz. Dinlerini öğrenenlerine engel oldunuz. Cahil kaldılar. Kendileri suçludur elbette. Öğreneceklerdi. Ne dedi mi öğreneceklerdi. Ama bunun bir payı da bugün Müslüman'ı suçlayan kafirler. Kafir neyse vazifesini yapıyor. Biz uyanık olalım. Allah merhametler merhametlisi gönderdiğinde de öyle merhametli bir din. Cahillik eden başına yıldırımlar çekecek. Allah'a mücadele ediyor. Ve huve şedidül mihal. Halbuki Allah azabı çok şiddetli olabilir. Ey insan, sana belli bir müddet veriyor. O müddet içerisinde sen ecel bırak. Müddet bitti an, ecelin geldiği an gözyaşına bakmaz. Azap melekleri Azrail Aleyhisselam'ın reisliğinde ellerindeki demir pancalarla, kamçılarla, yüzlerle başına vura vura, sırtına vura vura, sırtını yara yara canımı alırlar,
ve ondan sonra sen daha gün yüzü görmezsin. Dünyaya çok rahmet olur. Beni dünyaya gönder, bak sana nasıl kulluk yapacağım. Geç kulluğun pazarı, süreçlerini gideyim. Lehu davetul hak. Gerçek dua ancak Allah Celle Celaluhu. Gerçek ibadet ancak Allah'a yapılır. İyyâke na'budu. Ancak sana ibadet eder. Senin dışında bir otorite tanımayın. Sevgi başka, saygı başka, itaat başka, nizama bağlılık, disiplin başka, kanunlara saygı, hukukun üstünlüğünü sağlamak o söz konusu değil. Ama insanı yaratan kim? Allah. Rızkını veren kim? Allah. Hasta eden kim? Allah. Şifasını veren kim? Allah. Öldüren kim? Allah. Benim başkasına ne ihtiyacım var, ne eyvallah. Niye Lüfü'ye gideceğim? Niye Sesli'ye gideceğim? Ne eyvallah onun? Hepsi benim gibi bir kul. İşte özgürlük budur. Allah'a iman kişiyi özgür. Kişi karşısında da, şehvet karşısında da, altın gümüş para makam karşısında da, kadın karşısında da kişiyi özgür kılar. Şerefli ve haysiyetli kılar. Buna müstahak, yegane mabud Allah dedi. Mabudu bir hak. Kendisine ibadet edilmeyi hak eden sadece ve sadece Allah. Bunun dışında başka bir otoritenin emrine itaat eden onu kendisine muhabbet edilir. Tekrar söylüyorum. Elbalı Muhammed Hamdi Yazır, büyük üstad, Hak Dili Kur'an Dili adlı muhteşem tefsirinde diyor ki, mabud son derece sevilen ve kendisine itaat edilir. Mabud son derece sevilen ve kendisine itaat edilendir. Son derece sevdiğiniz kim? Allah mı? Altın gümüş mü? Allah mı? Koltuk mu? Nereden belli olur? Elinizdeki her şeyi elde etmek için harcadığınız Allah'ın rızası mı? Koltuk mu? Kadın mı? Şehvet mi? Dünya mı? Can mı? Şöhret mi? Neye harcayıp, neye itaat ediyorsun? Ona bak. Tanrı tanrı ve Müslümanım. Nereden? Ciddi misin? Ben Müslümanım, ağzım söylüyor, elim de söylüyor mu? Dilim de söylüyor mu? Ayağım da söylüyor mu? Muamele söylüyor mu? Ahlakım söylüyor mu? Siz zannediyor musunuz ki Müslümanlığa girmek var, çıkmak yok? Girmek kadar çıkmak da var. Akşam olmaya Müslüman gelir, sabah gavur çıkar adam diyor. Peygamber de. Öyle bir zaman gelecek ki adam evine mümin girer, sabahleyin kafir. O kul av hayvanı denip geçtiği gibi denip geçti. İnançta aranma, inançta kitap, kirlenme diye kitaplar yazdı. Kardeşlerimize bunu anlatabilmek için, imanın kıymeti ve korunması yazıyor. Kardeşlerimize anlatabilmek için, Müslüman kalmak bu asırda kolay değil. Allah'ın ahkamından başkasına yürekten bir bağlılığın varsa dinden çıkmışsındır. Neyi seviyorsun sen? Neyi itaat ediyorsun? Buna bir bak. Son derece sevdiğin, mabudun bir hak. Allah ise öyle. Hocam altın gümüş. Bunlar tanrı olur. Peygamberimiz söylüyor. Ey altının ve gümüşün ve kadının kurtarı. Aynesi iştir senin. Lafa bakılmaz. Şahsın gönlü rütbe-i aklı eserinde de bir şey yapacak. Aynesi yani aynası içtir kişinin, lafa bakılmaz. Lafla peynir yemiş yürümez. Şahsın gönlü rütbe-i aklı, aklının rütbesi, derecesi, ilmi eserinde görülür, işinde görülür. İşin yavursa sen istediğin kadar dininle Müslüman oldunuz. Kendini yalandın. Allah'tan başka hiçbir mabut yoktur. Ve onlara dua edilmez, eyvallah edilmez, tevekkül edilmez, itibar edilmez ve sevilmez. Allah'ın sevdiğini sevilmez. Ha iki şeye dikkat çekelim. Kur'an da buna dikkat çekiyor. İnsanlardan öyleleri var ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذِ مِنْ دُونُ اللّٰهِ اَرْبَابًا يُحِبُّهُمْ يَحِبُّهُمْ. İnsanlardan öyleler var ki Allah'tan başka Rablar edinir, Tanrılar edinir de onları Allah sever gibi sever. Müminlere gelince Allah şiddetle sever. Çok sever. Allah için sevmek başka şey,
Allah sever gibi bir başkasını sevme başkası. Tekrar ediyorum, çok önemlidir. Allah için sevmek güzeldir. Ama Allah sever gibi başka bir şeyi sevmek küfürdür beşik. Ben babamı severim. Allah sevdiği için severim. Zaten babam olduğu için de severim. Ben dünyaya getirmiş, beslemiş, büyütmüş zaten severim. Ama kafirse ve İslam'la savaşıyorsa, beni dünyaya getirse, beslese ve baksa bile Allah sevme diyor. Allah'a imanım var, babamı sevmem. Din budur. Din budur. Soyum, sopum, sülalem. Allah'a karşı gelmiş. Soyumla, süpanla, ırkımla hiç ama hiç alakam yok benim. Hiç alakam yok. Ben Allah'ın kuluyum. İbrahim'in babası kafirdi. Dua etmek istedi, Allah izin vermedi. Babasına istiğfar etmek istedi, izin vermedi. Ve babam demedi ondan sonra, çekti gitti. Peygamberimizin Ebu Leheb geldi dedi, babasını sordu, onun da dedi soruyor. Cehennemliktir dedi, köpürdü gitti. O yüzden ırkçılık lanetlenmiştir. Biz kendi akrabamızı, soyumuzu, sopumuzu, ırkımızı Müslüman olurlarsa, Hakk'a bağlı kalırlarsa severiz, sayarız. Kafir olurlarsa, zalim olurlarsa sevmeyiz. Ve desteklemeyiz. Irkçılık zalim de olsa, mazlum da olsa her halükarda kendi akrabasını, soyunu, sopunu, ırkını sevmek. Askerlik yapıyorum, Maraşlı bir arası var. Hemşehrim, seviyorum tabii. Ama Maraşlı'yla diyelim ki Adana'da, Antep'te kavga etti. Götürdüler, ben de orada şahidim. Şimdi ben şahitliği doğru dürüst yapıp haksızsa Maraşlı'yı haksız çıkacak şahitliğime göre. Doğru mu yapayım? Yoksa eğileyim ve hemşehrim diye, ırkım diye koruyayım, söyleyeyim, hangisini yapayım? Yedi kat yabancı bile olsa babamın karşısında doğruyu söylemiyorsam lanet olsun bana. Lanet olsun böyle yapanlara. Bizden değil mi diyor Peygamberim? Kimden olurlarsa olsunlar. Allah için sevmek. Benim kardeşlerim İslam'la savaşıyorlarsa kardeşim değildir ya. Öz kardeşim kardeşim değil. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى Ancak iman eden müminler birbirlerinin kardeşleri. Öyledir. فَاَصْلِمُ بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Kardeşlerinizin arasını ıslah edin. Kardeşlerin arasında kötülük yapın, kavga çıkarın. Girin araya, karıştırın. Haksızda dur deyin. Haddini bildirin. Mazlumda sabır tavsiye edin. Barış deyin. Aranızdaki cahilleri durdurun. Vettakullah, Allah'tan korkun. Seyirci kalmayın, ilgisiz kalmayın. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُنْ Merhamet olmak istiyorsanız. Eğer siz Müslümanlar birbirlerini kardeş bilmez, aralarına kavga girer, siz de seyrederseniz Allah'ın ateşi hepinizi birden yakar. Kurunun yanında yaş da yanar. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا أُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً Öyle bir fitneden korkun ki hasreten özellikle süt işleyenlere gelmez. Kurunun yanında yaş da yanar. Sel geldi mi süpürür gider. Mazlum zalim dinlemez. E bu mazlumun suçu ne? Hiçbir şeye karışmayan suçu ne? Hiçbir şeye karışmayan suçu hiçbir şeye karışmayacak. Karışacaktı. Islah için çalışacaktı. Emri bil maruf yapacaktı. Doğruyu söyleyecek. Tepki koyacaktı zulüm karşısında. Kavgayı indirmek için bir şeyler yapacaktı. Gerekirse maddi manevi fedakarlıklara katlanacaktı. Yaptı. Yaptı gene gitti. Ha, yaptı gene gitti ahirette. Doğrudan cennetine gider. Maksat ahirette cennete gitmek değil mi? Bugün ölmese 10 sene sonra ölecek, 20 sene sonra gene ölecek. Şimdi kurunun yanında yanan o yaş
Diyildiği zaman ahirette doğru cennete gidecektir. Gene de bir musibet vardır derseniz öyle bir ortamda yaşamanın sebebidir. Ortam çok önemli. Çevre çok önemli. Arkadaşlık, dostluk çok önemli. İyilerin ülkesine hizmet edeceğiz. Veya mücadele edeceğiz. وَلَذِينَ يَكُونَ مِنْ دُونِهِ Allah'ın zulmünde, dışında, başka tanrılara, ilah diye tapan, dua eden, ibadet edenler لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ Onlara icabet edebiliyorlar mı bir şey? Hayır. Cevap verebiliyorlar mı? اِلَّا كَوَاسِتِ كَفَّيْهِ اِلَى مَاِ Bir adam düşünün, teşvik yapın. Allah Celle Celaluhu iyi anlamamız için açıklama yapıyor. Ellerde suya daldırmış. Niçin? لِيَبْرُ وَفَاهُ Oradan su alıp ağzına getirir. وَفَاهُ وَبِبَالِبِهِ Ağzına hiçbir şey getirmiyor. Elini böyle suya daldırır, ağzına getirir. Ya da böyle daldırır. Su burada durur mu? Yaşlık yalarsın ancak. Su içemez. Suyu içmek için ağzını suya vereceksin veya havuçlarını ya da kaplarını dolduracaksın. Onun için hakiki ibadet ve dua ancak Allah'a arz edilir. Yani ona mı? Ondan başka yalvardıkları, kendi edindikleri onların isteklerine cevap veremez. Ancak şu kadar cennet yapabilir. Nedir o? Ağzına su bulasın diye elini suya daldırıyor ve sonra ağzına götürüyor. Ne getirir? Hiç. Ve ma du'a'u kafirine illa fi dalal. Onun Allah'tan başkasına dua eden, ibadet eden ve kulluk yapanların eline dalaletten, sapıklıktan başka hiçbir şey gelmez. Dalalet de boş. Hiçbir menfaati yok. Onun için mabudun bil hak Allah reddediyor. Şu ayeti ezana kadar okuyalım çünkü başımız okuduk ve dikkatinizi çekeyim. Bu ayet secde ayetidir. Üstünüze şimdi secde vacip olacak. Namazdan sonra inşallah Allah-u Ekber deyip secdeye gidersiniz. وَلِلَّهِ Allah için يَشْكُرُ secde eder مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ Semavat yedi kat göklerde ve arz yedi kat arzda onun her طَوْعَنْ يَيْسِيَرَكْ وَكَرْهَنْ يَكَرْ İstemese de secde eder وَظِلَارُهُمْ بِالْقُدُومُ وَالْعَصَارِ Sadece kendiler mi? Gölge ey mağrur! Allah'a secde etmem diye gölgene bak gölgene, yerlere kapanmış, secde et. Kimsizse ya. Ben sabah akşam demin anlattım, hu çekiyor. Nefes aldığın sürece, gebermediğin sürece sürekli hu çekiyor. Hani diyor doktorlar sırtımızdan bir şey koyuyorlar, bir gün ver doktor diyor, şunu da bir ben dinleyeceğim artık. Bu kadar bazı anlatıyoruz. Ne duyuyor doktor? Bizim duymadığımız demek ki farklı bir ses duyuyor. Haşır haşır. Yani sağlıklı ciğer ve sağlıksız ciğer. Sağlıklı kalp ve sağlıksız kalbin herhalde farkına varıyor. Bu herhalde dememek için bir gün izin alıp doktorla da dinleyelim. Aha buraya da bir alet koysan sen her nefes alıp verdikçe hu diye dervişler gibi Allah'ı Allah'ın inkar mümkün mü? Geldikten bir iki gün önce mi Facebook'ta bir şey yok. Herkes birbirine gönderiyormuş. Ben Allah'ı inkar ediyorum. Hiç kimse bana inanmazsa Allah biliyor demiş. Allah kalbimi biliyor demiş. Manyak. Adam ateist. Rapor çıkmış vermişler. Kansersin demişler. Raporu kalktığı gibi aşağıya indi, bir kendi anlatıyor. Bir yazar, onu da yazdı yani, gazetede herkes biliyor.
Dedik onu değil. Ve dolandım diyor. Ben kalkıyorum. Allah'ım yaşım genç. Allah'ım bana ömür ver. Birkaç tane kuralım da aklım başıma geldi. Ya ben ateistim. Hani Allah'a ben inanmıyordum. Kaç para eder senin Allah'a inanılma sözü? Düşen uçakta ateist yani Tanrı'yı inkar eden olmaz. Herkes Allah Allah derim. Hakikat meydana çıkıyor. Ey insan! İnsan gibi kibarlıkla kendin isteyerek, isteyerek gönüllü, kerhen değil, hayvanları sopayla zorla bir yere götürür. Sen insansın. Sopayla gitme. Davet ver. Çağrıya kulak ver. Allah Celle Celaluhu hakiki insan eylesin cümlemizi ve bizi kulluğuna kabul buyursun. Lillahi Teala. Thank you.